Birçoğunuzun belki haberi olmayabilir, daha görmemiş olabilir ama yakın zamanda karşılaşabilirsiniz. Çünkü vergi incelemeleri çok fazla. Vergi ceza ihbarnamesi. Vergi ceza ihbarnamesinde neye bakmak lazım? Nasıl okumak lazım? Buradaki tutarlar neyi ifade ediyor? Vergi ceza ihbarnamesine karşı ne yapabiliriz? Uzlaşma yolu, ödeme, indirim, yapılandırma, taksitlendirme ve her şeyden önemlisi vergi ceza ihbarnamesi. Yani vergi cezasına, vergiye karşı dava nasıl açılır, davada nelere dikkat edilmesi lazım. Bu videoda hem bilgi içerikli, evet kapsamlı ama aynı zamanda uygulamaya dönük olarak bunları anlatacağım. Öncelikle vergi ceza ihbarnamesi dediğimiz belge. Bu belge ya adresinize tebliğ edilmiş olabilir, tebliğ edilecek olabilir ya da elektronik olarak tebliğ edilecek olabilir. Eğer elektronik olarak tebliğ edilirse burada 5 gün artı e tebligatta artı 5 gün olduğunu tebliğ tarihine 5 gün ekleyeceğimizi belirtmekte fayda var. Vergi ceza ihbarnamesi dediğimiz belgede üstte bir başlık var. Vergi ceza ihbarnamesi yazıyor. Hemen altında sizin adınız, soyadınız, eğer bir şirketse şirketin adı, vergi numarası, adres yer alıyor. Akabinde aşağı indiğimizde vergi görüyorsunuz. Verginin matrahı yani üzerinden vergi hesaplanan tutar. Hemen alttaki kısımda ise vergi cezasından bahsediliyor. Bu vergi cezası vergi ziya cezası olabilir, özel cezası olabilir, usulsüzlük cezası olabilir. Vergi ziya cezası kayba uğratılan vergi ile ilgili. Diğerleri ise usulü, vergide belirlenen usulü işlemlere uymamaktan dolayı kesilen cezalar. Hepsinin diğer tarafında sağ tarafına geldiğinizde hesaplaman toplam tutarı görüyorsunuz. Yalnız burada yanılmayın. Ben bunu gidip ödeyeceğim dediğinizde artı faizle de karşılaşabilirsiniz. Evet cezada yok ama vergide artı faizle de karşılaşabilirsiniz. Yine ihbarnamenin alt tarafında buna karşı nereye başvurabileceğiniz yer alır. Vergi mahkemesi örneğin dava yolu olarak söyleyelim. Vergi mahkemesinde işte bulunduğunuz yerde bir vergi mahkemesi varsa ilde o vergi mahkemesi eğer o ilde vergi mahkemesi yoksa bağlı olunan yerdeki vergi mahkemesi adres olarak gösterilir. 30 gün içerisinde dava açılabileceği de açıkça belirtilir. Vergi ceza ihbarnamesinin arka tarafını çevirdiğinizde bir açıklama yazısı göreceksiniz. Elektronik olarak tebliğ edilmişse de yine ikinci sayfa olarak görünür. Diyor ki indirimli ödeme yapabilirsiniz cezalar bakımından. Uzlaşmaya gidebilirsiniz. Bakın şu anda hala hazırda bu tarih itibariyle yeni vergi paketi 2024 vergi paketi kabul edildi o kanun uzlaşmada vergide uzlaşmayı tamamen kaldırıyor. Yani verginin aslı bakımından uzlaşmak mümkün değil. Sadece verginin cezası bakımından uzlaşmak mümkün olacak. Uygulamada zaten verginin aslında çok uzlaşma taraftarı değildi. Vergi idaresi şimdi kanunen de yasaklanmış olacak. Uzlaşmada dolayısıyla çok da fazla bir seçeneğimiz yok gibi. Dava açtınız. Dava devam ederken bir yapılandırma kanunu af niteliğinde İncil niteliğinde, taksitlendirme niteliğinde bir kanunla karşılaşabilirsiniz. Bunu da uzlaşmayı düşünürken bir aklınızın bir tarafına yazın. Ödeyebilir misiniz? Tabii ki ödeyebilirsiniz. Ödedim dava açabilir miyim? Bu da mümkün ama çok mantıklı değil. Neden? Çünkü vergi ceza ihbarnamesine dava açmakla birlikte bütün tahsil işlemleri duruyor. Yani orada yazan paraları ödemek zorunda kalmazsınız. Ödemek zorunda değilsiniz. Dolayısıyla vergi ceza ihbarnamesinde karşı dava açarken vergi mahkemesinde yürütmenin durdurulması talep etmek zorunda değiliz. Bu çok önemli bir nokta. Zaten tahsil işlemleri kendiliğinden duruyor. Yani parayı ödemeseniz de orada yazan vergiyi ve cezayı ödemeseniz de herhangi bir haciz işlemi olmayacak. Banka hesaplarınıza, gayrimenkulünüze, aracınıza haciz gelmeyecek. Ne zamana kadar? Vergi mahkemesi karar verene kadar. Vergi mahkemesi eğer vergi ceza ihbarnamesinde yazan vergiyi cezayı iptal ederse zaten sorun yok. Hukuk aykırı işlem iptal edilmiş, silinmiş olacak. Eğer vergi mahkemesi iptal etmezse bu defa sınır üzerinde istinaf yoluna başvurma hakkınız var. İşte bu aşamada istinaf yoluna üst mahkeme yani bölge idare mahkemesine başvururken yürütmenin durdurulması istenmesi gerekiyor. Ne kadar sürer bu aşamalar? Vergi mahkemesinde dava süreci ne kadar sürer? Aşağı yukarı şu anda vergi mahkemelerinde bir vergi ceza ihbarnamesine karşı açılan davanın 1-1,5 yıl arasında sürdüğünü görüyoruz. İstinaf süreci de aşağı yukarı o kadar. Yine temize gidiyorsa bir temize de o kadar sürdüğünü görüyoruz. Yargı ülkemizde çok hızlı ilerlemiyor maalesef. Vergi yargılaması da bundan etkilenmiş durumda. Ama esasen yazılı usul olması dolayısıyla en azından daha hızlı bir süreçten bahsediyoruz. Yazılı usul derken esasında kural olarak nasıl? Davacı yani vergi ceza ihbarnamesi kendisine tebliğ olan davayı açıyor. Dava dilekçesi veriyor. Varsa avukatı kesinlikle öyle olmasını tavsiye ederiz. Avukatıyla davayı açıyor. Dava dilekçesi verildi. Vergi idaresi, vergi dairesi savunma dilekçesi veriyor. Bunlar arasında 30'ar günlük süreler var. 30 gün içerisinde verilmesi gerekir. Daha önce olabilir. Savunmaya karşı mükellef, ceza kesilen kişi avukatı bu defa savunmaya cevap dilekçesi ikinci dilekçesine vermiş oluyor ve nihayetinde vergi idaresi de ikinci dilekçesini veriyor. Dilekçeler teatisi dediğimiz o dilekçe yazışma aşaması tamamlanmış oluyor. Eğer dava duruşmalı olarak istenmişse, duruşma sınırında üzerinde ise mahkeme duruşmalı olarak görmek durumunda. Bu dilekçeler teatis tamamlandıktan sonra bir de duruşma günü tayin ediliyor. Davayı duruşmalı olarak açarken dikkatli olmakta fayda var. Çünkü duruşma günü tayin edildiğinde artık o duruşma gününden sonra da kararınız çıkacak. Yani bu yargı süreci biraz daha hızlı olacaktır. Bunu söylemekte fayda var. Ve gerçekten duruşmada anlatacağınız bir şey varsa duruşmalı olarak isteyin. Aksi takdirde çok Hakimler bakımından da iç açıcı bir durumla karşılaşmayacaksınız. Duruşmada bir tutanakla karşılaşmayabilirsiniz. Yani normalde hukuk yargılamasındaki duruşmalardan farklı olarak evet hakimler sizi dinler, 3 hakim var orada. O 3 hakim sizi dinler ama bir tutanak tutulmayabilir. Orada her söylediğiniz yazılmaz. Dolayısıyla daha farklı bir usul ama çok daha meslektaşlarım için, avukatlar için söyleyeyim çok daha kendinizi ifade etme ve konuşma fırsatı bulabildiğiniz daha uzun süren duruşmalardır vergi mahkemesinde görülen duruşmalar yine keza istinaf aşamasında da duruşma söz konusu olabilir. İstinaf aşamasından sonra eğer o ilgili yasal sınırı aşıyorsa ki şu anda bir sürü değişiklik yapılıyor orada. Onun için rakamlardan bahsetmemeyi doğru buluyorum. Anayasa mahkemesi iptal etmişti istinaf sınırı temiz sınırını. Şimdi o tutarlar arttırılıyor, güncelleniyor. Onun için rakamlardan bahsetmiyoruz. İlgili bu videoyu izlediğiniz dönemdeki temiz sınırın üzerinde bir tutar varsa bu durumda temize yani Danıştay'a da dosya gidebilir. Danıştay'ın vergi ile ilgili dairelerinde durum görülür. Peki tekrar gelelim. Vergi davası açıyoruz. Vergi ceza ihbarnamesine karşı dikkat edilmesi gereken şeyler. Birincisi dedik ki yurtlen durdurması istemeyin. yurtlen durdurmasına gerek yok zaten. Bu konuda bir karar da verilmeyecek. Çünkü tahsil işlemleri kendiliğinden duruyor. İsterseniz duruşmalı isteyebilirsiniz. Orada da duruşma sınırı var dedik. Duruşmalı olursa daha kısa sürede karar çıkabilir. Bu konuda da uyarmış olalım dedik. Gerçekten duruşmada anlatacak bir şey varsa. Diğer tarafta bunun bir usulü var. Çok görüyoruz. Dilekçenin reddi dediğimiz bir husus var. Yani vergi davalarında ve idari davalarda belli kalıplar var. O kalıplara uymadan oluşturduğunuz dava dilekçeleri reddedilebiliyor. Bu davanın reddi anlamına gelmez. Ama dilekçe reddeki hatayı tekrar yaparsanız bu durumda davanın reddedilmiş olur. Çok çok tehlikeli bir durum. Çok da meslektaşımız da bu konuda maalesef sıkıntıya girdi. Onun için dikkatli olmakta fayda var. Peki neye dikkat etmek lazım? İlk önce tabii ki dava açanın ve karşı tarafın işte adreslerini belirtmek gerekiyor. Ama aynı zamanda vergi ceza ihbarnamesinde hani yazan vergi vardı ya. Verginin türü. Dönemi ve tutarı. Ceza varsa cezanın türü, dönemi ve tutarını açıkça yazmak gerekiyor. Hatta toplamını da yazmak gerekiyor. Peki biz neyin iptalini istiyoruz? Vergi ceza ihbarnamesi yani idari işlem o. Bakın arkasında diyelim ki 100 sayfalık vergi inceleme raporu olabilir. Bütün anlatacaklarımız esasları orada üzerinde konuşacaklarımız dava boyunca ama dava açtığımız işlem dergi ceza ihbarnamesi. Belki de tek sayfalık bir kağıttan bahsediyoruz. Onun sayısını, numarasını, tarihini, tebliğ tarihini yazmamız gerekiyor. Yine davanın konu kısmı ve sonuç kısmında da aynı şeyleri belirtmemiz gerekiyor. Tutarlı olması gerekiyor. İptal istememiz gerekiyor. İptal davası niteliğinde bu davalar. Eğer birden fazla yıla ilişkin düzenlenmiş veya birden fazla vergi türüne KDV gelir vergisi örneğin ilişkin düzenlenmiş vergi ceza ihbarnameleri varsa bunları da beraber açmamamız gerekiyor. Farklı davaları konu etmemiz gerekiyor. Aynı dilekçenin reddi kararı burada çıkabilir. Ayrı ayrı aç diyebilir mahkeme örneğin. Ama örneğin KDV. 2024 yılındaki KDV 2. ay, 3. ay, 5. ay, 6. ay ayrı ayrı vergi ceza ihbarnamelerinde geldi. Ama biz bunları birleştirip tek dava haline getirebiliyoruz. Burada bir yasak yok. Sebep sonuç ilişkisi anlamında birbirine bağlı. Dava açarken çok masraflı mı vergi davaları? Hayır. İsterseniz 10 bin liralık, isterseniz 10 milyon TL, isterseniz 100 milyon TL'lik, 10 milyar TL'lik bir dava açın. Aynı masrafa katlanıyorsunuz. Aynı harç, maktu harç var. Yine yargılama gideri bakımından da aşağı yukarı aynı tutarı ödüyorsunuz. Davada lehe karar çıktı, aleye karar çıktı. L karar çıkarsa siz avukatla takip etmişseniz avukat için ödenecek vergi dairesinin ödeyeceği bir vekalet ücreti çıkabilir. Karşı vekalet ücreti veya kaybederseniz sizin vergi dairesini ödeyeceğiniz bir vekalet ücreti olabilir. Bunlar da yine maktu. Yani 100 milyon TL'lik bir davada ödeyeceğiniz vekalet ücreti 10.900 TL olabilir. Yani bu kadar e, düşük miktarda bir vekalet ücreti çıkabilir. Bu videoda genel olarak ver ceza ihbarnamesi ile karşılaştınız veya karşılaşma durumunuz var. Bununla ilgili ne yapabilirsiniz? Bunu kısa, öz, net bir şekilde uygulamaya dönük olarak anlatmaya çalıştım. Yine buna benzer videolar güncel mali hukuk konularla ilgili de videolarımız olacak. Onun için kanala abone olun, takipte kalın, bildirimleri açın. Görüşmek üzere.